Sözlerimi kelamların en güzeliyle, Rabbimizin İnşirah suresinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan İnşirah suresini neden okudu? Abdülkadir Selvi yazdı. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısındaki konuşmasını Kur'an-ı Kerim'den İnşirah suresini okuyarak bitirdi. Erdoğan'ın bununla kime mesaj vermek istediğini Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi yazdı. İzâ feragte fensab ve ilâ rabbike fergab. Selvi mesajın Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili olmadığını, Erdoğan'ın bununla milletvekillerine ve parti tabanına mesaj verdiğini yazdı. Genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden almadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Erdoğan'ın mesajı ne? İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümü. Tüm insanlığın refaha çıkmaya ihtiyacı var ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında önce Arapça sonra Türkçe olarak İnşirah suresini okuması önemliydi. Bence Ukrayna savaşıyla yaşanan sıkıntılardan ziyade AK Parti milletvekillerine yönelik bir mesajdı. İnşirah suresi peygamberimizin çok sıkıntılı olduğu bir dönemde Mekke'de nazil olan bir ayet. Her zorluktan sonra bir kolaylık olduğunu anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak ve vedana anke vizrak ellezî enkaza zahrak ve refana leke zikrak fe inne me'al usri yusran inne me'al usri yusra fe izâ feragte fensab ve ilâ rabbike fergab. Şimdi de Türkçe mealini tekrarlıyorum. Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden almadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyor. Sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.